reddediyor ama gereğini yapıyor. Yani diyor ki emeklilik yaşa takılanların sorunu çözeceğim, kanun çalışıyoruz diyor Sayın Bakan. Halbuki aynı Sayın Bakan bir süre önce gündemimizde yok demiş. Ne bileyim işte icrada bu kadar senet sepet var. Onun 2000 lirasına kadar olan kısmı devlet üstlenecek demek zorunda kaldılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'in eleştirdiği ne varsa hepsini tek 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 uyguluyorlar. Yarın yılbaşından sonra para basmak suretiyle asgari ücreti, memur ücretlerini, emekli ücretlerini önemli ölçüde artırabilirler. Bu ileride enflasyonist bir etki yaratır ama bu etki yaratması en az 3 ay sürer. O 3 ay 6 ay arasında değişen bir süreçtir. O süre içerisinde seçimi yapıp enflasyon etkisi daha ortaya çıkmadan bol maaş dağıttı diye de oy toplayabilir. Onun için muhalefetin iktidarı küçümsememesi gerekir. Sayın Erdoğan çok deneyimli bir siyasi liderdir. Seçim kazanmasını bilen bir liderdir. Bütün bu olasılıklara dikkat alarak ve en başta seçim sandığı güvenliğini sağlayarak Türkiye'yi seçime götürmeye sorumluluğu muhalefette de vardır. Teşekkür ederim Fikret abi. Çok haklısınız. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Bunu her zaman her yerde söylüyoruz. Burada az önce Şule Hanım'ın önemli bulduğum sözlerinden biri şuydu. Meclis çoğunluğuna yönetimi seçtirme rütün işleyişi. Aslında gerçekten sıkıntı o değil mi? Biz gazetecilere mesela niçin Fahrettin Altun veriyor basın kartını? Ya bizim gazeteci olup olmadığımıza kim karar verecek mesela? Yani dünyanın her yerinde bunu basın meslek örgütleri veriyor. Bizim de gayet iyi basın meslek örgütlerimiz var. Onlar evet. Bu işi yapabilirler, verebilirler. Ama hayır, onu da onlar veriyor. İşte basın ilan kurumu mesela başka bir ceza. Sen Cumhuriyet'te çalışıyorsun, ben de bir dönem çalıştım. Nasıl büyük cezalar aldığımızı biliyoruz. Aslında hep bir sopa gösteriliyor ve bu kurumlar üzerinden gösteriliyor. Ne dersin? Bunun nasıl değişmeli? Öyle insanlara basın kartı veriliyor ki onların bazılarını görünce, yani onlar gazeteciyse zaten bana gazeteci demesinler demek durumunda kalıyorum. Benim basın kartım yok, demek ki ben gazeteci değilim devlet gözünde. 18-19 yıldır ben... Yok mu senin? Yok ben değilim. Ben çok zararlı bir adam olduğum için, bir de ceza sürekli verdikleri için bana vermiyorlar zaten. Uygun görmüyorlar, vermesinler. Çok önemli değil. Ben hani o kartla gazeteci oldum mu, sen de biliyorsun Salim abi. Yani ama şey çok... Ya ülkede baskı... Ya sarı basın kartı olan, adı sarı basın kartı olan basın kartını turkuaz rengi yaptı. Niye acaba turkuaz yaptılar? Onu da çok malum. Yani bunda bir yayın grubunun herhalde şeyi var. Payı olduğunda düşünmüyor değilim. Ya Fikret abinin dediği bir şey var. Ben ona belki bir katkı olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ya nasıl bir ülkedeyiz? Bakın. Geçen Mayıs ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti ya. Evet. Şimdi ben bunu dile getirdim daha öncesi ama hatırlatmak istiyorum. Sadece şu günle bile ilgili bir mesele. O gidişten, o ani beklenmedik sürpriz ziyaretten bir süre önce İpek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece bilinen güvenlik bürokrasisinden bir isim Kemal Kılıçdaroğlu'na bir haber uçurdu. Bakın sağcı bilinen bir isim, sağcılığıyla bilinen bir bürokrattan bahsediyorum. Güvenlik bürokrasisinden birisinden bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen iddia, onun kulağına gidilmesini istediği iddia, kanun dışına çıkacaklar. Kanun dışına çıkacaklar, bilginiz olsun. Bu sadece seçim güvenliğiyle ilgili bir sorundan bahsetmiyorum. Çünkü ekleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kulağına şunun gitmesi de istendi. Kemal Bey, sizin de dahil olduğunuz bazı siyasetçileri suikast bile masada. Suikast teşebbüsü de masada. Bakın çok iddialı bir şeyden bahsediyorum. Sadat ziyareti öncesinde gelen bir bilgiden bahsediyorum. Bir istihbarattan bahsediyorum. Bunun aslında Türkiye işte gerilim stratejisiyle tekrar kaosu sonuçlanacak. Türkiye'de bir kaos oluşturulacak. Sonra işte bir güçlü devlet tekrar devreye girecek, tıpkı işte o 2015'te Haziran'la Kasım arasında olanın benzeri Türkiye'de yaşatılmak isteniyordu. Amaç buydu. Sonra bütün liderler tek tek bu konuda uyarıda bulundular. Şimdi bakın, Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseye, bakın en yakınındakilere bile haber vermeden Sadat'a gitmesinin nedeni aslında bu oyunu bozmaktı.
Çünkü mesela Kılıçdaroğlu dinlendiğinin, takip edildiğinin, bu bilginin bir şekilde dışarı çıkarsa Sadat'a gitmeden önce olabilecek olası provokasyonların da farkında olduğu için, hatta kendi ağzından bir cümle söyleyeyim. Ya gideceğimi haber alan birileri o Sadat önünde bir silah patlatırsa? Bakın bunu da söylüyor. Ve ondan dolayı son ana kadar kimseye de söylemiyor. Tam bir toplantı bitecekken, hatta Kemal Bey şey yapacakken, hani başka yere gideceği düşünürken Sadat'a gidiyor. Dikkat edin. Sadat'a gittiğinde de Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Açıklaması neydi? Aynen şöyle söylüyor. Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler için nasıl hedefler gösterilecek? Sadat gibi paramiliter danışmanlardan biz bu işin hesabını sorarız vesaire vesaire. Sonra diyor ki biz Kuvay Milliyeciyiz, biz Sadatçılardan korkacak kişi değiliz. Aslında bu konuşmanın perde arkasında o suikast bilgisi vardı. Ve bana kalırsa Sadat'ın önüne giderek Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunu bozdu. Bozdu. Geçen hafta bazı medya mensuplarını işaret ederek dedi ya, ben ki dedi kaç kez suikast teşebbüsüne uğramış bir insanım. Sizden mi ders alacağım? Orada da aslında bu yakın zamandaki tehlikeye işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani tam işte Fikret Bila diyor ya, ya seçim güvenliği meselesi var. Türkiye'de bir şekilde seçim sürecini bozmak isteyen bir konjektüre sokmak isteyenler var. Tam bu mesele. Anlatabiliyor muyum? Ve seçime Halk TV'siz girmek mi? Evet. Yani başarabilirler mi? Buna cüret edebilirler mi? Bu hukuk katliamına imza atarlar mı? Emin değilim. Ama bu ülkede olmaz olmaz. Bunu da bilen birisiyim. Umarım çevrelerinde hala sağduyulu birkaç insan vardır. Biraz zeki insanlar vardır. Biraz vicdanlı insanlar vardır. Yapmayın etmeyin, bu kadar hukuk katliamına imza atmayın diyen birileri vardır. Çünkü şunu da bilmek gerekiyor. Ya iktidarmış, seçilmiş, yok işte bir şekilde Türkiye'de belli güce sahip olmak. Ya bunlar gelir geçer. Türkiye'de dönüp dolaşıp herkesin, ama herkesin, bağımsız gazetecilere, bağımsız yargıya, gerçekten bağımsız devlet kurumlarına ihtiyacı olunduğunu bu Türkiye'nin 20 yıllık tarihi çok kez kanıtladı. Yarın öbür gün İpek Özbey'e ihtiyaçları var. Fikret Bile'ye ihtiyaçları var. Çünkü onlar bir hukuksuzluğa uğradığında yine bu ekranlardan bu gazeteciler bunları tabii söyleyecek. Tabii. Bunun farkında olmamaları, ilk kendini terk edecekler de bugün en reisçi olanlar, en yandaş olanlar kendini terk edecek. Bunun da farkına varmalılar. Evet, çok az vaktimiz kaldı ama şunu sormak istiyorum. RTÜK konusunu ve ceza konusunu kapatmadan önce. Lisans iptali diye bir riskimiz var Halk TV olarak. Aslında varılmak istenen noktada zannediyorum bu. Bunu biraz anlatır mısınız bize? 2 dakika gibi bir süremiz var tabii, çünkü tabii. Lütfen. Şimdi şöyle, yani bir yıl içerisinde belirli cezaların tekrarlanması halinde, para cezaları işte cezalarının 20 para cezası alınması halinde o yayın kuruluşunun lisansının temelli iptali söz konusu oluyor. Şu anda yanılmıyorsam Halk TV'nin 11. Bir yıl içerisindeki şeyi. Demek ki bir 8-9 tane daha para cezası uygulandığında böyle bir şey gündeme gelebilecek. Yani bu bir tabii Demokles'in kılıcı gibi bu medya kuruluşlarının, bu platformların tepesinde sallandırılan bir tehdit. Bir gözdağı aslında. Yani aman bak, dikkat et. Ben sudan sebeplerle, hiç hukukta hiçbir karşılığı olmayan böyle subjektif bir takım kanaatlerle, yorumlarla, yok onu küçük düşürdün, yok şeye hizmet ettin, yok efendim devlete şey yaptın gibi böyle sudan sebeplerle, bahanelerle bunları yaparım. Bunları yaparım ve ben gerekirse bu kanalları da kapatırım. Kendine dikkat et, bu yayınları yapma. Adeta bu yolla bir terbiye etmek bu. Şimdi buradan kaybeden tabii ki, yani bundan kaybeden 84 milyondur kaybedecek olan. Buradan kaybedecek olan Türkiye'nin demokrasisidir. Bizim hukukumuzdur. Demokratik toplum geleneklerimizdir. Ulaşmak istediğimiz o
uygar toplum, uygar bir gelecek anlayışımızdır, o hedeflerimizdir. Ve bir karanlığa doğru, kör bir karanlığa doğru bu ülkeyi götürmeye çalışıyorlar. Bu ülkeye bütün, çünkü biraz sonra konuşacağız diğer bölümlerde de, bütün hedefleri öteden beri düşman oldukları bu laik cumhuriyete düşmanlıklarını, bu demokrasiyle bir türlü barışmayan bu anlayışlarını bu tarz baskıcı, despotik yöntemlerle kalıcı